Paşa mı? Paşa ne veriyormuş? Construction cost %20 artıyor. Okul regiment cost %20 artıyor. Boş iş ya, niye uğraşayım onu? Yeniçeri. 30 mili veriyor. 30 mili niye harcayayım ya? Kalsın şu an. Fazlamız olunca. Duyamadım. İyi ki duymamışsın. Şey yapacaktım ya. State yapmadan devlerini çekecektim de. Dedim sonra sen arka planda çıldırırsın falan. Ne yapıyor bu herif diye. Yapmayayım dedim. Boş iş. Ramazan burada şey gibi, ve evlat gibi kaldı zavallı. Seni de vasallayabiliyoruz aslında ya. Seni de vasallayalım. Birini doğuya büyütürüm, birini güneye büyütürüm. Yerisi gider sonra. Multilerde 3'ten nefret edip oyunu oynarken 3'te oynamam da başka kaderin cilvesi. Bak bir muhabbet falan ederken insan bazen kafa gidiyor, unutuyorsun bir şeyleri yapmayı falan. Düşük hızda gitmek aslında çok kötü bir şey değil de. Kaleleri kuşatırken ruhum çekiliyor böyle. Otto vasal almaz mı? Vallahi seni bir kandırmışlar bence. Bilemedim ama seni bir kandırmışlar sanki yani. Çatır çatır alır bence. Onu Huy 4'te çok iyi yapmışlar. Oyun en güçlü ordu benim kazandım mantığında değil ki. Yeni DLC ile tamamen o mantıktan çıkacak gibi. Sayı ve niceliğin yanında hava üstünlüğü, ikmal, arazi, counter birlikler vesaire çok iyi. Yani endüstri gücü de önemli de. Huy biraz hala daha düz. Bakma yani çok şey değil. Senin bir alayın falan mı var? Sen niye bu kadar yüreklisin ya? Ha, şey gelmiş tamam. Hasan keyif varmış. Ben de diyorum herifi dövdük hala da inatla tamam. Beni yormayan ülkeleri severim böyle. Karavan için yok muydu peki ya? Sanki vardı. Expand Otumuz bir yerlerde yok muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Herhalde yanlış hatırlıyorum. Serbia, Bosnia, Mezopotamya, Safeguard Anatolia varmış. Suriye, Aleppo, Pristin, Trabzon. Consolidate Asia Minor varmış, tamam. Reformed Imperial Army var. Reformed Imperial Army %85 force limit mi istiyor? Otomatik şey veriyormuş. Duyuyor musun beni yavşak? Bunu okuyup da nasıl hatırlamıyorum bilmiyorum. Great Ordu ile oynarken Moskova'yı nasıl yeniyorsunuz? Düzlükte dövüyorsundur inşallah, steplerde falan. Onun dışında yeni mekaniklerini çok bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Çok kişi girip mikroya dalınca çok keyifleniyor. Bak Hoi'nin güzel kısmı o. Hoi'nin savaşları inanılmaz adrenalinli geçiyor. Tamam o zaman biz kaçtayız? 50 desen %80'i ne eder? 10 birlik falan şey var. Okey. 15 birlik falan basarsak toparlarız diye tahmin ediyorum. O zaman Yeniçeri atalım madem. Aa bir dakika. Cart diye çıkıyor mu bu? Harbi mi diyorsunuz? İyiymiş lan. Aa. Hakikaten iyiymiş. Çak diye çıkıyor olması ne güzelmiş. Bordicim teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. 15. ayın kutlu olsun. Yayın dışı abone olur, yayın için yayınlarız. Eyvallah. Kan abi EU4'te ne ara geçtin? Yavrum 7'de falan başladık işte. Saat kaç? 7.51 ya. 51 dakika falan olmuş. Şimdi bir dakika şu görev ağacını bir inceleyeyim. Tamam bunu verdim bana. Karadeniz'e ihtiyacımız var. Okey. Yalnız adama el ayaldık ya. Bir evlilik falan bozulsun yapıştırayım ama.
pek duyuyor mutlu değil yani. Yavşak. Adama toprağını falan vermem lazım. Burhancığım teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Lütfen o corruption'ı halledin. Arada olur öyle. Bir yozlaşma bir şeyler olur. Ona çok şey yapmayalım biz. El ayak atmayalım. Ben full Yeniçeri oynuyorum çok güzel demiş. Full Yeniçeri'de bir disaster tarzı bir şey yok mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben power azalınca mı disaster çıkıyordu? Bir boklar vardı kılıç alayım mıydı? Yok sanırım. Yok sanırım. Bir şey deyin amına koyayım. Tarihin en güzel can çekişmesi ya. Lanet olsun. Gerçekten tarihin en güzel can çekişmesi. Kimler ally? Şu an şeyleri aldım. Dulkadir'le Ramazan'ı aldım. Ramazan'a bir vasal yapacağım. Böyle devam. Candaya da askeri geçiş ve koruma atarsak artı 20 görüş kazanırız. Yalnız adam eksibin topraktan yiyor zaten. Yani ben bu adama buyur bu da benim götüm desem adam toprağı istiyor gibi duruyor benden. O yüzden pek anlaşabileceğiz gibi değil kendisiyle. Alliance'ı şimdiden bozalım. Evlilikte bozulunca da alırız. Daha sonra Trus Murus başıma ekşitmesin. Eyvallah Newsal hoş geldin. Ramazan diyecek. Ha, sıkıntı değil ya. Improve Relation attım zaten. Yavaş yavaş şey olur. Siege Ability for Defense 2'sini de veriyorsun. Güzel. Ver. Epirus'a bir daha savaş açacağım. Ne zaman? 62'de bitiyorum. 6 yılı daha var. Sırpların şeyi daha gelmedi claim'i. Arnavutluk var. Bir Arnavutluğu yoklayalım o zaman. Tık tık tık. Reconquest Casus Belli varmış zaten. Tadından yenmesin. Buraya gel Venedik'e de çıkartırız seni ya. Dur bekle. Sizi bir orada buluşturayım. Ben bir Navy basayım ya. Ah eski günler ah. Bütün filoyu upgrade yoktu. Anasını sattığımın oyununda upgrade mekaniği yoktu da. Filoyu yok edip teker teker basıyordun bütün topraklardan. Ah eski günler ah. Lanet olası oyunda 3 kere filo yenilerdin anasını satayım. Yıkıp yıkıp bütün topraklarda tek tek böyle tık 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 tık. Oğlum şu oyuna harcadığım ameleliğin haddi hesabı yok ya. Şimdi bu gerçekten bak şu an düşünüyorum da bu oyuna o kadar çok amelelik harcamışım da sıkılmamışım. Nasıl şu an sıkılıyorum ben de bilmiyorum. Benim Prime yenilemiyor. Deli oldum. Hesapta para da var. Şu an sen eğer bana daha önceden Prime'le abone olduysan belki süresi dolmamış olabilir mi? O çünkü öyle gıcıktır. Yani tam dakikası ve saatine dakikası dakikasına şey yapıyor. Bildiğim kadarıyla. Oluşumunu yapıyor diyelim. Tık 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 tık. Ama öyleydi ya. Gerçekten can çekişirsin. Deli gibi zaman harcıyordun anasını satayım filoyu sıfırdan basmaya. Ordu da öyle. Sıfır sıfır basıyoruz. Haktan hoş geldin. Askıya alındı. Amazon hesabın askıya alındı. Niye? Kaleyi kuşatmayı bırakmak istemiyorum kalsın. Gerçi bizim moral falan bonusumuz yok muydu? Ben bir yerden moral aldık diye hatırlıyorum. Siege'imiz var. Yok. Yok. Savaşırken askerlerin attrition yenmesin diye supply limitine bakmak her dakika çok yoruyor demiş. Sizi İstanbul'a kitlemek var da şu lanet kaleler düşsün diye bekliyoruz. Dayan. Ayasofya'yı camiye çevirme eventi mi gelmiş? Güzel. Legalizm veriyor. Tadından yenmez. Legalizmi seviyorum ben ya. Mistisizm moral veriyordu diye hatırlıyorum. Onun dışında... Tek kostun canını yerim ben. Bakalım neyimiz varmış. Kruje'yi alıyor.
Neresi? Alıyorum zaten, temiz olur. İyi yayınlar, çok kaçırdın mı? Yo, bir saat oldu. Muhabbet, sohbet. Yani belki kaçırdığın onlar vardır. Onun dışında çok bir şey yok. Aleykümselam. Tayı hoş geldin. 4 oynayan da ne bileyim. Bilmiyorum. Yorumsuz. Vallahi DLC olmadan multi oynadık. Donanma basmaya üşendiğimden donanmasız oynadım. Çok fazla. O bir dakika, DLC ile mi geldi lan o şey menüsü? Şu production interface menüsü. Eğer öyleyse yazıklar olsun ya. Hala daha o can çekişmeyi yaşayan insanlar varsa gerçekten yazıklar olsun. Legalizm full oldu. İstersen devalüasyon yap, son legalizmden şey düşür. Bayağı şey yapacaksın yani sen. Mekanikleri abuse'lamaya gidiyoruz. Kalsın be oğlum, ne? Bokunu çıkarmaya gerek yok. Kaç geminiz var sizin ya? 8'i taşıma gemisi. 3 tane daha ticaret var. Galey, 3 galey. Yeriz ya, bir amiral ver bana. Yiyeceğimizi ümit ediyorum. Galeyler canını okur herhalde bunlar. Birinci adım Türk ol, ikinci adım hoş geldin. Sen niye benim başımı belaya sokmak istiyorsun ki şu an yani? Bizim bir ordu daha vardı. Uzak uzak diyarlarda kalan. Evet, güzel de öde, helal olsun. Tamir edelim, çıkalım Ege Denizi'ne. Şurada bir iki toprağı daha var. Onları alırız. Korfu'yu alırız. Süreç için ben biraz daha şey basayım da. 10 tanecik. Borsemiz'in 4 şeyinde miyiz? İyi, zorlamasın o ya. Yeter bu da. 4, 9, 13. Kar taşıma gemisini ne yapacağım bilmiyorum ama belki Rodos'ta falan kullanırız. Kalsın o yüzden. Aras kargo aç kapıyı. Çok doğru. Çok doğru. O mekanik yok. Donanma hala elle basılıyor. Sen ciddi misin ya? Oğlum. Ya bu eziyetlerin hala devam ediyor oluşunu duymak ne kadar rahatsız edici bir şey. Orduyu da o zaman elle basıyorsunuz öyle mi? O da mı DLC ile geldi? Hayır. Yalnız ucuz değilmiş ki ya. Hallederiz zaten. Biz bir admine yapıştıralım yalnız. Admin geride kalıyor. Mili'ye abanıp durduk. Hoş, mili de şey için geçerli ama. Orta Asya tarihine bakıyorum. Göktürk zamanı bile ağır vergi isyanı var. Bu nedir arkadaş demiş. Kaderimizmiş. Ne diyeyim yani? Kaderimizmiş birader. Ya ıncık cıncık ordu çıkarıp durma be Venedik ya. Bunun ordusunu Korfu'da patlatmak daha zor olacak gerçi. Çıkamaz mısın sen? Niyetin yok mu? Yok. İyi. Niye multi yapmadın? Şey yapıyoruz ya. Paradox Grand Campaign yapıyoruz ya, o yüzden. Bugün Ahmet de soruyordu multi mi diye de. Zaten geçen hafta yaptım multi, şey yapamıyorum artık. Sarmıyor yani. Modlu oynadık gerçi. Hani şey değil, oyunu vanilla da atmadık ama. Ebenin örekesi 16 tane galey ne? Moralim biraz daha iyi ama 0-10'da 2 moral o kadar galeyde iş yapmayacak. Adam varını yoğunu şeye yatırmış, galeye yatırmış ya. Evi arabayı sat, galeye yatır diye.
Var da olmaz vergi ödüyorsun. Hayatı bile vergiyle ilgili. Arkadaşlar çok şey etmeyelim. Yani daha bu ay 150 lira damga vergisi verdim. Kim neyin nerede damgasını bastı bilmiyorum ama hani yine de çok şikayet etmeyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani 150 lirayı oyuna veremiyorum, kıyamıyorum anasını satayım ama. Kimsenin basmadığı bir damgaya vergi veriyorum. Multime, hayır, solo. Solo. Her solo dediğimde de Jabba'da hat yapmam biliyorum biraz kıl edici olabilir ama çok sevdiğim bir sahne ya. Solo. Ya senin isyanına tükürürüm. Çıkacağı yere sıçayım. Kale kuşatıyoruz. İsyan edecek zaman mı bulamadınız birader? Bu ne rezillik ya? YouTube'a atacak mısın? Atacağım, biraz daha geç atacağım. CK ile bunu bağlamak istiyorum çünkü. Önce CK campaign'i bitsin, ondan sonra. Tamam işte, kalen de düşmüş. Senin canın çıkmak istiyordur. Ya uyuz oldum Venedik'e var ya. Solos. Ya PST reklamı ayrı canım. Kildiz'de amirali falan var oğlum adam. Adam 1-0 üstün başlamış hayata. Hop. Geri atalım, hiç uğraşma. Sen de gel şu isyanı bitir. Allah aşkına Venedik, çıkmak istiyorsundur. Hadi be oğlum. Oğlum adam daha da memnun lan savaşın gidişatından. Nasıl ya? Bayağı memnun yani halinden adam. İyi gidelim o zaman. Kuşatalım komple, ne yapalım. Uğraştıracak manpower açısından. Belki Arnavutluk yeter artık bitsin bu çile diyordur, bilmiyorum. Yok demiyormuş. Devam ki. Aslında Korfu'yu kuşatabilirim arada. Şurayı bir alalım da Korfu'ya gidelim ondan. Hani şöyle bir gel bakayım. Bredeus. Şuradan Korfu'ya bir koşar adım gidelim. Ordusun. Hoppa. İn Yeniçeri Vitras diyebiliriz ama yok ya, yok. O kadar değil galiba. En azından ordusunun oradan çıkmayacağını, diğer taraftan çıkmak zorunda kalacağını 3 aşağı 5 yukarı garantiledik. Gidelim Korfu'yu alalım. Ha, buraya gelmiş kaleyle gerçi. Der miyiz lan acaba? Yolları ayrıyken. Ama yetti. Korfu'ya çıkabiliyor muyum? Yok. Zorlama, geri çekil o zaman ya. Adamlar 46 gemi yaptı. Eyvallah Fibulacım, hoş geldin. Oğlum ciddi ciddi Venedik çıkmak istemiyor, ona yanıyorum. Neyse, az kalmış. Ben şurada bir papalık ordusunu da haşlayalım bari de. Daha papa var, bir de o var. Kaşla göz arası bir Korfu. Korfumuz var ya, dur.
Hazır filoyu çekmişken belki bir maymunlarız. Belki de orada yok diye yaptı ama. Yaparız belki. Sovyet sular ustan çıkarmayıp aneks olmuştun. Bizi şaşırtmıştın. Nerede o günler? Nerede demiş. Japonya'dan çıkarmayı yerek ölen şey. Pardon, Sovyet'ten çıkarmayı yerek ölen Japon. Olur gibi. Aha. Çekmiş orayı. Nereye çekti bilmiyorum ama şu an yok. En güzel Korfu'yu da yakaladık. Buraya gidelim de. Hop. Benedik sen çıkacaksın ya. Ben hissediyorum sende o azimin olduğunu. Aynen öyle. 33-25. Seni Arnavutluk'tan koparabiliyor muyum? Yok. Çık git. Hiç dert değil ya. 3-5 kuruş alsaydık. Neyse hadi çık. Fransa şu. Bu şey değil mi? Rick'in kabusları gibi. Yıl olmuş bilmem kaç, hala şu yaşıyor. Bu nasıl Osmanlı? Zavallı Rick. O günden beri Osmanlı oynamıyor lan adam. Size o hikayeyi biraz anlatayım. Bir gün multi yapıyoruz. Rick ilk kez galiba Osmanlı almıştı. Şey multi de ama yani. Daha önce de oynamıştır da. Çocukcağız oynuyor. Hani kötü de sayılmaz yani. Biraz bastırıyoruz tabii etrafından. Osmanlı'dır. Dizginlemezsen kafana tükürür sonuçta. Baskı kuruyoruz falan. Çocukcağız böyle bir çıkamadı edemedi, bir şey olmaya çalışıyor. Diplomatik olarak çalışıyor ki hani şey olsun. Kurtulsun ortalıktan. Kurtulamadı ama bir türlü falan. Neyse. Millet nasıl aşağılıyor ki chatte? Yıl olmuş bilmem kaç, Osmanlı daha burayı almadı mı? İşte yıl olmuş bilmem kaç, Osmanlı daha şunu yapmadı mı falan diye böyle. Ben de yavşaklık olsun diye tabii ki. Niye olacak? İkide bir yorumları Rick'e okuyorum. Diyorum ki bak Rick böyle diyorlar. Bak şöyle diyorlar. Bak böyle yapıyorlar falan diye. Rick de ya tamam abi yapacağım. Tamam yapacağım. Tamam yapacağım. Çocukcağız acı çekiyordu ama var ya Osmanlı'da. Ne yapsa Osmanlı hala şunu yapmadı mı? Bunu yapmadı mı? Yaşasın backseating anısını satayım. Çocuğa demediklerini bırakmamışlardı ya. Bir daha da görmedim Rick'i hiç multide Osmanlı oynarken. Senin şu Osmanlı ile multiye kolonizm çıkan arkadaşın adı neydi? Şey Will. Willy Boy. Onu görmüyorum bayağıdır ya. En son çalışmaya başlamıştı, sonra koptuk gittik. Millet Osmanlı ile kolonizm çıktı diye kafayı yedi herif. O yayını az önce izledim. Ciddi misin? Benim en sevdiğim şeydi ya, Asya multisi. Gerçekten çok keyifli zamanlarmış yani. Multiden harbi keyif aldığım dönemler. Can yargı dağıtıyor falan böyle. Adam ama şey umman oynuyor anasını satayım. Ummanla yargı dağıtıyor yani. Saçmalığın daniskası bir multi. Zirve, gerçekten zirveydi o. Gerçi ondan sonra bir tane daha vardı ya. Şu bankerli olandı. Eren dünyayı titretti anasını satayım banker olarak. Dünyaya 3 tane banker koyduk. Hani herkes bankerlerle şey yapsın, bankerler güçlensin diye. Bir de uyardım oyuna başlamadan önce. Bankerler dedim iyi oynayan adamlar olmak zorunda. Kötüyse dağılır diye. Ulan 2 banker bir gitti. Eren dünyanın tek bankeri. Ya bütün dünyaya para veriyor. Karşılığında bir şeyler yaptırıyor. Zaten Eren'i tanıyanlarınız için söyleyeyim. Eren'in multide birine bir şey yaptırması için ekstra çaba sarf etmesi gerek yok. Eren biriyle konuşuyor ve yapıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Eren o konuda çok şey. Şeytan tüyü var herifte yani. Öyle öyle deli gibi şey yapmıştı ya. Dünyayı yönetmişti herif bankerlikle. Tam Yahudi lobisi gibi adam. Eren ben Etiyopya oynarken az para atıp işini yaptırmadı bana. Aynı Eren öyle bir adam çünkü yani. Hitler tüyü.
Multilerin olmazsa olmaz adamıydı ya. Şimdi multilere o da gelmiyor. Belki bu, o yüzden de sarmıyor benim. Eyvah bilmiyorum. Eski kadroyu çünkü çok seviyordum. Candır. Şeydir. Eskiden multi atmanın tadı bir başka oluyordu. Multiyi burada atıyoruz yayında. Yayın bitiyor. Discord'dan hala daha böyle konuşmalar dönüyor bilmem ne. Ha ben yapmıyordum. Nefret ediyordum şeylerden ama. Bana yazıyorlardı. Şöyle yapalım mı böyle yapalım mı. Multi günü konuşuruz deyip geçiyordum. Ama arkada millet birbirini öldürüyor. Özgün herkese yazıyor. Eren herkese yazıyor. Can herkese yazıyor. Steam'den yazıyorlar. WhatsApp'tan yazıyorlar. Yaşıyor da herifler abi multiyi. Şu an hani herhangi bir multide öyle bir şey olmuyor genelde bizde. Heyecan mı diyeyim? Azim mi diyeyim? Artık adına ne koyarsanız. Türk multilerinden ilkleri gizleyeceksin. Kim kimi olduğunu bilmeyecekler. Oyun o zaman oyun olur demiş. Niye ki? Her türlü güzel bence zaten. Roma'yı kuşatmayı bekliyordum ama ufak bir Call for Peace. Neyse biraz daha gider ya. Özgün ve Eren'in olduğu multilerde oluyor onlar. Onları ikna etmek gerek multi için. Yo Can'da da vardı o ya. Oğlum o Asya multisinde Hamit'le Özgün'ü birbirine düşürmüşlüğümüz vardı. Sadece bak bunu Discord'dan yaptık. Tamam mı? Yani bu yayına ama şunu bir kapatayım. Yayına falan yansımadı o. Kimse de bilmiyordu. Yayında biraz anlattım mevzuyu. Abi Discord'da bir gün Can geliyor diyor ki Hamit Japonya, Özgün de şey Manchu oynuyordu. Manchu'dan Ching China'yı kurdu işte. Eşek gibi güçlüydü. İkisi ally şey gibi, Unholy Alliance gibi. Can bir gün geldi Discord'a diyor ki bunları birbirine düşürmemiz lazım falan. Ne yapalım ne edelim? Hani diyelim ki Japonya filo basmaya başladı. Çin'e de gidip diyelim Japon'a da diyelim ki Çin filo basmaya başladı. Taşıma gemileri bilmem neler. Bunlar sesliye geldi tamam mı Hamit'le Özgün. Önce Hamit'i işledik diye hatırlıyorum. Sonra Özgün'ü işledik özelden mezelden. Multi geldi. O bölüm olması lazım hala şeyde. YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar bir kavga ediyor. O taşıma gemilerini basmayacaksın yapıyor Hamit böyle tamam ona. O da diyor ki sen de filo basmayacaksın. Ordu basmayacaksın yapıyor böyle şeye Hamit'e. Hamit de sen basarsan ben basarım bilmiyorum böyle yediler birbirlerini. Ve bu hani şöyle bir şey yok. Bunu oyunu oynayarak yapacağınız bir şey değil bu. Bayağı bildiğin heriflerin beynine işledik ki birbirlerini işgal etmeye çalışıyorlar diye. O kadar çok puştuk dönüyordu ki multide. Herkes birbirini satıyordu. Bundan dolayı kimse birbirine güvenemiyordu bir türlü. Özgün hatası bu arada diyor hala. Abi Özgün'ün gemiye basmasının sebebi biz onu işledik. Hamit ordu basıyor sana gelecek falan diye böyle. CK gerçek hayat gibi. Ya o LAN partisi falan yok. Kalede LAN partisi yapıyorlarmış işte. Orada odalarda adamlar diplomasi tartışıyor. Yan cebim anasını satayım. Herifler her gün yaşıyordu bunu ya. O zamanlar üniversitedeydim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne kadar saçma bir mevzuydu hatırlıyorum. Gerçekten millet birbirini boğazlamalık şey yaşıyordu orada ya. Aksiyon yaşıyordu. Her gün muhabbet dönüyordu ya şunu mu yapsak bunu mu yapsak şöyle oluyor böyle oluyor. Şu şöyle demiş bu böyle yapmış. Magazin programı gibiydi abi multiler. Özgün'ü savunayım diye quantity almıştım AQ demiş. İzleyicilerime nasıl birbirini vurdururum. Ama o zamanlar şeydik ya. Arkadaş grubu gibiyiz zaten. Hani izleyiciler de değil. Zaten yarısı moderatör oynayanların. Aşırı şey oluyordu. Tam birbirini yemelik multi dönüyordu. İyi zamanlardı harbi iyi zamanlardı. Şimdi o multinin şeyi yok. Eseri yok yani. Gelenler ya böyle çok aşırı tryhard oluyor, muhabbetleri yok ya da diplomasileri çok zayıf oluyor. Diplomasinin zayıf olmasından da kastım şu, Eren sadece konuşarak neler neler yapıyordu ya, oyunları kazanıyordu herif konuşarak. Şimdi öyle bir şey bulamazsınız. Şimdi böyle geliyor işte, arkadaş olabilir miyiz, şöyle yapabilir miyiz falan.
Ya da Ahmet'in gambot diplomasisini yapıyorlar. Arkadaş ol yoksa öldürürüm diye. O zamanlar Eren çok güzel ikna ediyordu. Yani alttan girip üstten çıkıyor. Oyun bitiyor, Steam'den yazıyor herife. Discord'da muhabbet ediyor bilmem ne. Şey gibi değildi yani. Oyun oyunda kalmıyordu kısacası. O zaman kimse bilmiyordu oyunu. Ya yine biliyorduk canım, mekaniklerini biliyorduk. Oyun çok daha fazla detaylandı, yeni mekanikler geldi. Açıklarını bilmiyorduk oyunu. Açık kullanmıyordu kimse. Öyle bir güzellik vardı mesela. Exploit kullanan yoktu diye hatırlıyorum ben. Bizim multide öyle şey olmazdı. Ama Özgün falan save scam yapıyordu yani. Bu serinin amacı ne? Yeni DLC falan mı geliyor? Yok, yeni DLC 13 Kasım, 12 Kasım öyle bir şey olması lazım. Bu seriyi Grand Campaign yapıyorum. CK'dan başladık. Hoi'ye kadar uzanan bir Grand Campaign serisi. Eren'e ne oldu? Çalışıyor. Can Amerika'ya gitti. Okuyordu ve çalışıyor. Eren burada çalışıyor. Dolayısıyla hani şey dağıldı. Ekip dağıldı. Eskisi gibi multi dönmüyor. Özgün katılamıyor. O da çalışıyor. Ahmet burada. En azından şimdilik. Eskiden öyle bir durum vardı da şu an maalesef öyle bir o ekip toplanmıyor yani. Epirus 62'nin aralığında bitiyormuş. Okey. Onu alıp devam ederiz. Ramazan'ı bir vasallayacağız. Yani ne direndin be? Gel. Gel ulan gel. Karşılıklı bir ney? Tam kasupeli idare ederiz. Karşılıklı military access'ler falan verelim. Para atarız. Seni bir şekilde cepleriz. Dörtleyelim. Özgün abi hep çalış. Aha Eren gelmiş. Eren öldü mü, ıssız acın kaldı mı, ödlek öcün aldı mı, imdiri kırtılır. Hoş geldin Eren. Eski multileri anıyorduk. Bir iki parça ortaya atmak ister misin yaptığın puşlukları? Ölünce mi air seçiyorduk biz? Osmanlı'da öyle miydi? Nasıl işliyordu yeni sistem? Geldiğim dedi. Kıbrıs Eren abi göz kırpıyor. Mesela o seri abi, o multi bile şahane değil mi? Adam bak, onu da bilmeyenler için anlatacağım yine. Çünkü o da çok efsane bir olaydı. Eren Kıbrıs'ta korsan oynayacağım dedi. Daha yeni oyuna korsanlık şeyini getirmişlerdi. Pirate Republic mevzunu getirmişlerdi. Eren tutturdu, ben şey oynayacağım diye. Kıbrıs oynayacağım diye. Hamit ya İspanya'ydı ya Portekiz'di. Emin değilim. Galiba İspanya'ydı Hamit. Bir resleşme oldu. Dedi ki Hamit böyle, ama nasıl sesli de bir de söylüyor. Ya gel buraya diyor. Ne yapacaksan yap artık. Savaşı açıyorum. Ben çekmezsen gemilerini savaşı açıyorum dedi. Eren burayı yağmalıyordu diye hatırlıyorum falan. Savaş çıktı. Hamit'in flobu yok oldu. Ya tamam, alamazsın demedik orayı. Bir R yapışı var. O kesin YouTube'da vardır, o var ya. Çok iyiydi ya. Hakikaten Kıbrıs multisi son güzel multi olabilir. Ondan sonrakiler bol kavgalı, ne olduğu ne olmadığı belli olmayan şeylerdi ya. Ona çok gülmüştük diye hatırlıyorum. Bir anda R yaptı adam. Ama hakikaten Eren ticaret zonuna bir giriyordu abi korsanlarla. Canını alıyordu ya adamın. Para mara kazanamıyorsun, hak getire. Yok ediyordu herif paranı. Tabii Hamit'in dayılanıp sonra da şeyden, Navy'den dayak yemesi kötü oldu ama en azından bir deneyip görme fırsatı olmuştu. Sen ne oynuyordun o multide? Ben ne oynuyordum o multide ya? Osmanlı'da kim vardı? Rick mi vardı? Biri vardı. Yunus Emre'ydi galiba. Osmanlı kimse, Kıbrıs Eren'di, tamam mı? Başlarda Osmanlı Eren'i destekledi. Böyle güçlensin falan, benim adıma çalışsın diye. Ve o şekilde ilerledi o multi.
Eren bir güçlendi, bir dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Osmanlı'yı da tehdit etmeye başladı adam. Osmanlı kemküm ediyor, hop şey İstanbul'a bir dayıyor gemileri, İstanbul'da para kalmıyor. Abi ya, Hindistan'dan Osmanlı para çekiyor. Kimdi abi Osmanlı ya? Unsere Muhtar, Unsere Fadere izledim, çok güzel dizidir. Çok severim. Hatırlayamıyorum da kimdi diye. Ben Avusturya mıydım? Rusya mıydım? Ben büyük ihtimalle Rusya'ydım. Shadow muydu? Abi Shadow'sa çok büyük rezillik. Aleykümselam. Polonya, İsveç veya Avusturya. Say say. En çok oynadıklarımı say. Evet. Zaten oynanılan multilerin 4'te 1'inde kesinlikle İsveç'tim yani. Shadow'du galiba ya. Abi adam seni besledi. Sonra da adamı şeye çevirdi ya. Maymununa çevirdi. Koca Osmanlı bir Kıbrıs'ın altında şey kaldı. İtalya hayalini yapsak mı Mehmet ölmeden? Ya bir Roma'yı kuşattım aslında. Parasını aldım çıktım ama. Yetmediyse olabilir. 3-3-2, 4-5-2, 2-2-2. Sanırım biri 5 olmadan alırsak sıkıntı oluyordu değil mi? Disaster'a dönüyordu. Hadi 4-5-2 olsun. Aha Ragusa öldü lan. Cefalonya'yı da alalım bari. Tamam görev ağacının... bir üstünü daha yaptık. Arnavutluk, Sırp, Raskia, Naso, Sio, Negroponte. Nereler lan bunlar? Negroponte falan neresi? Ha şey iç kısımlar. Tamam buralar vesaire. Tamam bir sonraki adımımızı adaları da alırız o zaman ya. Biraz da Suriye tarafına büyüyelim diyeceğim. Oranın da bir görev ağacı vardı. Neredeydi? Şu konsolide Asia Minor var değil mi? Royal Ties bitmeden olmayacak. Keşke yapmasaydım onunla evliliği falan. Hiç dikkat etmedin. Rusya'ydın net hatırlıyorum. Sen kurtardın beni vasallıktan. Aga be. Sonra ne oldu Eren? Sonra ne oldu aramız Eren? 64'te Mehmet ölse sevdim. 32 yaşındayım lan. Hakikaten acı verici olur. Bir tane daha savaşımız vardı. O hangisiydi hatırlamıyorum. İsveç'tim. Osmanlı gelmişti birinin yardımına ya. Kimdi? Brandenburg'un yardımına galiba Osmanlı geldi. İsveç'tim şeyde savaşmıştım. Hangi multiydi? Kimdi? Lan o kadar abuk subuk şeyler oldu ki multilerde. Hatırla hatırla bitmiyor. Constantinia Merch şey Manufacture istiyorsun. Zor iş hocam be. Karaman'a cami istiyorsun. Trabzon'la ilişki istiyorsun. Karaman'a cami yaparım daha iyi. Deyip Aksaray'a cami yaptım. Onu da artık coğrafya bilgime mi atarız, nereye atarız bilmiyorum. O da öyle bir kalsın kenarda. Rus'u da ben kurtarmıştım Emre'den. Emre küsüp gitmişti. Avusturya multisi inanılmaz karışıktı. Brandenburg yüzünden birbirine girmeyen ülke kalmamıştı. Ama o genelde öyle oluyor ya. Benim huyumdur. Yakınımdaysa hayatta yaşatmayı seçmem şeyi. Brandenburg'u. İster istemez bir şeyler oluveriyor öyle olunca. Senin mevarken patlattı multi. Abi o lanet olsun onu konuşmadık da. Yani o multiye gerçekten lanet olsun ya. O hep Eray puştu yüzündendi. Ulan mevar deneyeyim dedim tamam mı? Şu mevar güncellenmemiş hali bu Hint patch'i gelmeden önceki halinde. Keyifli de şey ülke anasını satayım. Oynuyoruz falan. Eray kimdi ya? Malva mıydı? Andra mıydı? Şu kenarda bir ülkeydi. Galiba Andra'ydı. Bunu da fena değil odakları falan. İşte konuştu dedi ki birine saldıracağız. Timur'a mı saldıracaktık? Juanpur'a mı? Birine saldıracaktık. Dedi ki Eren de bizi destekliyormuş dedi. Peki dedim. Normalde girmeyecektim. Orisa'ydı değil mi?
Normalde girmeyecektim. Eren'in desteklediğini duyunca girdim. Ulan sen misin giren? Eren bir karşımızda girdi. Ben iptal. Direkt yok oldum. Zaten me var kıç kadar ülke. Beni kaldırımdan kazıdılar. Girdik maymun gibi öldük orada. Çok iğrenç bir multiyerdi ya. Gerçekten. Bütün tadım tuzum kaçmıştı. Hep Eren yüzünden. Biraz da suç Eren'e atayım. İstanbul'a çıkarsam daha mı ucuza gelecekti anasını satayım şöyle bakınca. 97 gerçi ama. Kökle ya. Az bir şey daha var sonra alırız. Aleykümselam. Özgün 50k manço attısını wipelamıştım. Hatırlamıyorum onu hiç ya. Şeyi hatırlıyorum. Ben İsveç'tim. Sen Prusya mıydın? Bir şeydim. Buradan yürüdük. Şurada mançoyla kapışmaya. Özgün de devamlı manço oluyordu. Ulan Özgün'e niye hiç şey demiyordunuz? Hep manço alıyorsun diye giydirmiyordunuz. Ben ne zaman İsveç alsam bana giydiriyorlardı. Ulan yine mi İsveç diye. Dur bakayım sonra ne olduydu ya? 1 milyonluk savaş ilk kez görmüştük. 1 milyon askerin kapıştığı. Yine Özgün'ün Çin'de olduğu bir şeydi o. Sonra Özgün çarp 3v1 girmişti. Ben o yüzden karışmamıştım o savaşa. Yavşak Eray ya. Osmanlı'yla kendini patlatmıştı. Hiç unutmam onu. Barış imzalamam mı dedi. Bir şey yaptı bu. Bir savaşa girdi. Niye barış imzalayayım ki falan. Zaten kazanıyorum. Zaten çok güçlüyüm bilmem ne. Bunu bir patlattılar. İsyan mı çıktı? Kendini patlattı hatta ya. Kerkenez hatırlıyorum. Onu kimse patlatmakla uğraşmaz. O kendini patlatmıştır. Doğru. Kerkenez kendini patlattı öyle. Ondan sonra oynadığı bütün oyunlarda bir şekilde ya diplomatik olarak ya da başka bir şekilde kendini patlatıp durdu zaten. Ne herifti ya. Bulamazsınız. Eray gibisini gezin. 7 kıta gezin bulamazsınız birader. Adam her seferinde kendini patlatıyordu bir şekilde. Ha, istemeyerek bir de oynuyor herif ama kendini patlatıyor yaptığı bir şeylerden dolayı devamlı. Savaşta patlasa bu kadar şey yapmazsın ya. Gam yemezsin. Macar da mı giriyor? İyi girsin. Ne yapalım? Geriz muhtemelen ya. Bu adam isyan bastırmakla falan uğraşıyor. Boş iş. Senin İspanya benim Fransa olduğum oyun. Ağzıma sıçıldı. Afrika'ya büyüye büyüye bir hal olmuştum. Hoş büyümesem zaten ölecektim de. Eren saldırıyor ve bakıyorum ekrana. Yapacak bir şey yok. Adam eşek gibi güçlü Fransa'yla. Bakıyorum sadece böyle ekrana. O şeydi değil mi? Özgün satmıştı diye hatırlıyorum. Neden Amerika'ya kol önüne çekiyorsun? Afrika'da büyüyorduk işte böyle çaktırmadan büyüyeyim diye. Öyle bir şey olmuştu galiba. Özgün'ü kafaladık sana saldıracaktık. Daha ziyade Özgün beni kafaladı sana saldırmak için. Daha sonrasında Özgün savaştan çıktı. Ben mi göt gibi kaldım? Bir şeyler olmuştu. Danimarka'ydı Özgün değil mi? Fantezilerine sıçayım. Hep o herifin fantezileri yüzünden ölüyorum zaten multilerde. Özgün'ü koruyacağım diye kaç multide şey oldum öyle ya. Arkadaşlığımın değeri bilinsin. Şey de öyleydi. İlk attığımız multi de öyleydi. Fransa'ydım. Özgün Polonya mıydı? Ya da birisi mi? Yo onu da gerçi karşı karşıyaydık Özgün'le. Sana patladım. Aynen ihale bana patladı. İspanya her gün biraz daha böyle küçülüyordu. Ne boktan şeylerdi ya zamanla. Dünyanın en kötü hissi abi. Öleceğini biliyorsun, kazanamayacağını biliyorsun savaşı. Ama yapmak zorundasın. Bir yandan yayın var, bir yandan hani multinin akıbeti. Yapacak bir şey yok yani. Elde hiçbir şey yok. Dayak yiyorsun sadece.
Dünyanın en boktan şeyidir ya. Eren'e geçiş vermedim diye saldırmıştı o multi. Sen neredeydin ki o multide? Şu an bunu söyle, aklında şey çalıyor. Delikanlım çalıyor Yıldız Tilbe'den. Eğitme diyorum, Hamit'e bak diye. Hoş geldin Wolfie'cim. Prusya ile o olayı hatırlıyorum. Efsane sinirlenmiştin. Will'i dövmüştün. Ha siktir. Aklıma gelen Kevin'in filosu. Abi Kevin'in filosu ya. Bir oyun yine İspanya'yım. Allah kahretsin. Ne zaman İspanya oynasam zaten başım boktan çıkmaz. Elay'ım da Kevin. Şimdi herkes meta oynuyor, tamam mı? Ama herkes meta oynuyor. Yani böyle odaklar falan ona göre seçilmiş. İşte polisler ona göre alınıyor vesaire. Kevin ise hiç fantezisini oynuyor. Roleplay'ini yapıyor arkada. İşte İngiliz. Bakıyorum ordusu yok, bir şey yok. Üst üste savaş kaybediyoruz falan. İkinci bir savaş daha oldu. Bu sefer Kevin'i da dövmek istediler. Neyse, Kevin'le zaten şey yapamıyoruz. Ordularımız bir boka yaramıyor beraber. Kevin'in ordusu çok dandik. Geliyor işte 20k dayak yiyor, ölüyoruz bilmem ne. Kevin'i yok etmek istediler o savaşta. Filo toparladılar Kevin'in filosuyla kapışmak için. Onun ya klibi vardır ya videosu vardır. Kevin bir dayak attı filoya. Yemin ediyorum herifle gurur duydum. Ya o kadar ağır dayak yiyordum ki içimden sövüyordum Kevin'e. Ulan bu götü de niye aldım Elay? Hani daha başka adam mı yoktu düzgün falan diye. Adam orada o filoya o dayağı attı ya. Hakikaten böyle ağzım açık izledim ya. Ne oyundu anasını satayım. Ne kadar saçma bir savaştı o. Hiç beklemezsin. Çünkü adam şeydi yani. Fantezi oynuyordu oyunu. Böyle bir try hard'ı yok, bir şey yok, metası yok. Ama nasıl bir filo kastıysa herif ağzına sıçtı ortalığın. Kimse de bir şey yapamadı adama. Çok bomba şeydi ya, savaştı. Hollanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Armadası'nı yendi. Aynen. Ve sayıcı bayağı zayıftı diye hatırlıyorum, yanlış mıyım? Ağır gemileri mi vardı? Bir şey vardı. Ve yeniliyor gibiydi. Dedim sıçtı. Bitecek burada oyun. Adam bir anda patır patır dövmeye başladı. Ne olmuştu o manyak? Naval aldı galiba o. O yüzden de sinirlenmiştim diye hatırlıyorum. Karada ordusu bir boka yaramıyor. Çünkü Naval adam tamamen. Adam bayağı kendine müslüm. Hani İngiltere'ye çıkarlarsa yerim diye. Aslında biraz da öyle olması lazım. Daha böyle hoş oluyor. Düşsene. Elayını yerlerse esinler seni, sen kendini koruyorsun zaten. Bomba mevzu ya. Ulan Kevin. Ne bitirim heriflerdi ya. Will de öyleydi, Kevin de öyleydi.